Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri bu akşam özel yayınımız var yine. Tabii ki bu özel yılbaşı programımızda kendisini özel olarak getirdiğimiz kıymetli büyüğümüz, ekonomi duayeni, çok önemli şahsiyet, Föş First ve Atilla Yeşilad hocamız. O kadar mı? <laughs> diğer ünvanlarım daha, sanki. Daha, diğer ünvanlarımız aslında ekonomist, dünyaca ünlü ekonomistimiz demeliyim hocam. Triatlon, olimpik başarılar, Nobel ya, Ben hakikaten çok biliyorsunuz arzu ediyordum birlikte yayın yapmayı. Atilla hocamızın böyle o küçük kafa görseliyle zaman zaman bizi eleştirseler de çok mutlu oldum. Bugün bir araya gelmekten ederim. ve karşılıklı yayın yapıyor olmaktan Sayın Ali Paşa'nın bu güzel atmosferinde. Hafif bir böyle arada sesler gelirse izleyeceğimiz korkmasınlar camlar falan vuruyor şu anda biz bu yeri yani yaparken. Talim Paşa'nın şeyi değil ruhu değil bu. Onu, onu biz acaba, rahatlattık. Acaba hocam siz geldiğiniz için böyle bir, bir şey yapmış olmalı ne diyecek Alistar. acaba filan diye evet. hani. Benim Bakalım anneannemin ya. annesi cariyeydi. belki oradan tanışıyorlar. Aa, olabilir hocam. Yani Hakikaten bırakmış. ayağınıza sağlık. Rica ederim. Efendim dün bayağı böyle e, önemli bir Amerikan merkez şöyleydi aslında piyasa açısından Amerikan merkez bankasının faiz toplantısının aslında sonucu hepimiz bilmemize rağmen. E, çok da böyle bir sürpriz beklemiyor idik ama aslında beklediğimizden çok daha pozitif böyle bir faiz indiriminin e, gündeme geldiği Pavlov'un açıklamalarıyla bir noktaya doğru evrildik. Onun için böyle tabii ki FED toplantısıyla başlamak istiyorum. Sonra merak etmesinler 2024'te parayı nereye koymalı bütün tüyoları Atilla hocamızdan alıyor olacağız elbette. Evet yani o hani bireysel olarak guvernörlerin faiz tahminleri tabii bir indirim bekleniyordu artık yani parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik. Daha fazla faiz artmayacak. Bunu verilerden görüyoruz. Ne zaman ve nereye kadar sorusuna cevap aranıyordu. Bir noktada da indirecekler tabii. Faizler bu seviyede kalamaz. Hı, hı Orada çok büyük bir şaşkınlık yok yani. Nihai faiz hedefi 3 civarında ki doğrudur. Bence de doğrudur. Beni Powell'ın konuşması şaşırttı çünkü uzmanların çoğunun beklediği bu programın bozabilecek en büyük risk piyasaların aşırı bir coşkuya kapılması. İş dünyasında aşırı bir coşkuya kapılıp Ben kapıldım o coşkuya ama. Kapıldın. Haklı olarak kapıldın. Çünkü Paul öyle bir mesaj vermedi. Paul yani yangına benzinle gitti. Ee, gerekli uyarıları yapmadığını düşünüyorum. O da şöyle bir tehlike atıyor. Şimdi tabii bir dediğin noktaya eminim Türkiye özelinde de değiniriz. Ciddi bir risk işte. Herkes bir rahatladı. Para bollaşacak diye. Hem özel sektör sabit sermaye yatırımları hem işte paranın dolaşımı ve riskli varlıklar akması açısından son derece olumlu bir gelişme. Ama bütün bunların bir de ekonomik maliyeti var. O da şu. Zaten Amerikan ekonomisinin yavaşladığı konusunda emin değiliz. Bence onlar da emin değiller. Hızlanır. Ve hem ekonomi hızlanırken enflasyonun hala bayağı bir yolu var düşecek. Bu ikisini bir araya getirmenin pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Ama Powell bu yolu açtı. Ee, önümüzdeki 3 ay rahat edeceğiz. Belki de tabii FOMC guvernörlerinin kafasından ne geçer onların ruhlarını okuyamam ama Hı. petrol fiyatı konusunda çok iyimser tahminlere kapılmış olabilirler. Gerçekten de petrol belki onu da konuşuruz. Yani Brent WTI 60-70 civarında kalacaksa o zaman aç. Vanayı aç yani. Her şey bizim lehimize. Bütün dış mı? Yani şöyle yazdım hatta ben de bugün Twitter'da. Dış mihraklar ee, rüzgarı arkamızdan almak için her türlü atmosferi sağlıyorlar şu anda. Yani 2024'e doğru böyle Türkiye daha iyi bir noktaya doğru gitsin diye bizi ittiriyor bu dış mihraklar diye düşünüyorum ben. Türkiye tarafına geleceğim ama sizin hep şöyle bir şeyiniz var. Fed ile ilgili geçen seneden beri yaptığımız yayınlarda o kadar kolay değil faiz indirimine başlaması diye. Hala öyle düşünüyorum. Ama bir öyle düşünmüyor hocam. Piyasa öyle düşünmüyor. Çünkü dün itibariyle bir anda böyle bir coştuk yani faiz ya. indiriminin. Tamam artık 2024'te hatta böyle Mart itibariyle falan faiz indirimlerine başlanacağı gibi bir algı oluştu <gülüyor> dün. 6 <laughs> tane faiz indirimi yapıyor. Daha da önemlisi <laughs> bunlar Türkiye'de uzun vadeli tahvil alışkanlığı olmadığı için 2 yıllık ve 10 yıllık tahviller de kılamazral yani. Bir gecede zengin oldu insanlar. İşte bu sanırım Greenspan mı söylemişti galiba pek hatırlamıyorum. Ee, abartılı coşku kavramını <laughs> dile getiriyor. Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Olaya biraz sosyo-psikolojik ve felsefi açıdan bakayım. Yani şu anda mesleği icra edenlerin çoğu 21. yüzyılda işe başladı. Benim gibi ona 17. yüzyılda Sait Ali Paşa ile iş yapmadılar <laughs> Mısır seferinde. Ve onların bütün hayat tecrübesi Fed'in sürekli olarak para basıp onları kurtardığı bir hayat. Şimdi bu ortamın değişmesi gerekiyordu. Bu yalnız enflasyonla bağlantılı olarak değil, çok çeşitli nedenlerden dolayı e, artık piyasaların daha sakin ve daha rasyonel davranması gerekiyordu. E şimdi Paul'un açıklamaları onu bir kez daha imkansız hale getirdi. E sıkıntı da oradan kaynaklanıyor zaten. Yani şu anda bile baktığımızda finansal sistemin bazı köşelerinde aşırı balonlar görüyoruz. bunların yeniden şişmesi ihtimali var. E, tüketicilerin yani dünya yavaşlayacak, enflasyon yavaşlayacak derken 2024 yılında hep tüketicilerin biraz frene basacağını düşünüyorduk. Çünkü pandemiden gelen birikmişleri vardı, harcadılar. Hı hı. Krediler de pahalandı. Artık daha fazla harcamazlar diye düşünüyorduk. E şimdi harcayacaklar. Çünkü paranın maliyeti sürekli düşecek. Bazı sektörler için iyi. Mesela emlak sektöründe artık kriz aşamasına, özellikle ticari emlakta geliyorduk. Onu geride bıraktık. Mesela banka batmasından korkmamıza Şimdi gerek tam yok. Şimdi tam aslında Hı. biraz şeye gelelim, içeriye doğru gelelim. Ama bir noktayı ki... daha, Tabii. niye ben bu kadar kolay faiz indireceğini düşünmüyorum. Ve bu nokta biraz teknik olsa da bence insanlar hakikaten programı seviyor zaten değişik bir şeyler duymak istiyorlar. Ya akademik dünyada çok ciddi bir tartışma var. O da şu, doğal olarak enflasyonun düşebileceği nokta nedir artık yani? Merkez Bankası hedefleri iki. Ve 21. yüzyıl boyunca hep o hedefin altında kaldılar. Çünkü çok ciddi e, dünyada verimliği arttıran, bütün maliyetleri düşüren rüzgarlar esiyordu. Şimdi bunların hepsi tersine döndü. Mesela artık yani globalleşme yok, bloklar içi ticaret var. E, verimlilik bir süre artmıyor vesaire filan. Şimdi benim gibi ekonomistler, eski kafalı olanlar, biz artık enflasyonu ikiye düşürmenin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyoruz. Yani dünyayı dengeleyen enflasyon 3 olabilir. Eğer gerçek buysa, o zaman para politikasının bir süre daha sıkı kalması gerekiyordu. Bence burada federalde bana katılmıyor. Umarım da onlar haklı çıkarlar, çünkü tersi olursa yani S&P 500'de yerden toplarız. Nvidia hariç her şey çöker, ee, onu da söylemekte ciddi bir fayda var. Bir de şu nokta var, belki de onu söyle yani onu düşündüm, nasıl bizde bir para politik yani Merkez Bankası faizi vasıtasıyla parasal sıklaştırma yapıyoruz. Bir de kimseye kredi vermeyerek parasal sıklaştırma yapıyoruz. FED Avrupa Merkez Bankası da aynı şey yapıyor. Bir yandan da bilançolarını daraltıyorlar. Şimdi 2023 yılında bilanço daraltmayı pek hissetmedik. Aslında hissettik. Ee, bizim gibi zayıf kredi notlu olan ülkeler bir ara bayağı bir zorlandılar borçlanmakta. Şimdi 2024'te e, her ikisi de artık para politikasında doğrudan etki yapacak boyutlara geldi. Yani Amerika'da artık bankaların likit rezervleri tükenmek üzere. Fed'den yeniden borçlanmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla Fed belki de bunu düşünüyor. ben zaten arka planda bir otopilota bağladığım sıkılaştırma var. O devam ediyor. Ben faizleri biraz indirip rahatlatayım diye düşündüm. Şimdi uzattığımın farkındayım. Sözü sana Yok vereyim. hayır ben oradan şeye bağlayacağım şimdi. Bizim tarafta aslında biz hani 2023 seçim öncesi ve sonrası dönem için çok daha fazla kaygılarımız vardı 2024'e dair. Sonuçta son iki buçuk yıldır uygulanan yanlışlar silsilesi var. Şimdi böyle dün akşamdan itibaren bende de öyle bir tekrar bu risk iştahının artmasıyla hani yanlış doğrusuna denk geliyor. Ben hep şöyle diyorum. Yani biz aslında 2019 yılında faiz indirimine başlamıştık yanlışlara. Sonra 2020'de pandemi oldu. Bütün dünya faizi indirdi. Bizim yanlışımızı aslında bir şekilde kapatmış oldu o pandemi. Ya yani biz çok daha erken başlamıştık. Berat Albayrak döneminde işte faiz indirim trendine başladığımızda. Şimdi de böyle sanki biz son iki yıldır, iki buçuk yıldır bu yaptığımız yanlışlar silsilesinde, şimdi 2024'e geliyoruz, umutlanmalı mıyız Türkiye piyasası anlamında? Ya Ben işte bu özellikle riskler anlamında, yani bankacılık tarafında, işte iflaslar, şirket iflasları, ciddi işsizlik daha kaygılıydım da sanki onlar birazcık daha böyle yumuşak bir geçişe doğru meyleder mi 2024 için? Siz nasıl görüyorsunuz? Biraz daha yani, 2004'de girelim artık. Tabii bizde FED kadar petrol de çok önemli. Hı. Çünkü işte yani hepsini dışarıdan ithal ediyoruz. Kabar petrolleri daha yetişmedi. Hı hı. Enflasyona ve cari açığa doğrudan olumlu etkisi var petrol fiyatlarının düşmesinin. Hı. Aynı zamanda enflasyon beklentilerini de düşürebilir Evet bence dün Türkiye iki büyük müjde aldı. Hı hı. Ee, i̇nşallah ben FED konusunda yanılıyorumdur. Üçüncü müjde de keşke Avrupa Birliği'nden gelse. Bu öteki bahsettiklerimizden hepsinden çok daha önemli. Yani özel bir Türkiye raporu yazmıştı komisyonla iki tane daha komiser. Orada Türkiye ile Gümrük Birliği müzakerelerinin başlamasını önerdiler liderler zirvesine ama Anadolu Ajansı'ndan aldığım habere göre muhtemelen liderler o topu pas geçip bir sonraki zirveye atacaklar. O da olsaydı burası patlardı. Yerel seçimleri de beklemezdim. Patlarda pozitif anlamda tabii tabii, bir yani elimizde patlamaz yani <laughs> havaya doğru yukarı doğru grizi patlar. Yukarı doğru. Evet daha ama büyük yani yok. Yani ben hatta geçen gün Twitter'da ha. İngilizce olarak da paylaştım yani bu Brent 73 dolara düştüğü gün Türkiye'yi almak için başka hiçbir şey beklemeye gerek yok diye. Yani dünyada petrol fiyatlarının düşeceğine dair bir bahse girmek istiyorsanız gireceğiniz yer Türkiye. Yani dolayısıyla da para gelecektir. Ona ha. hiç şüphem yok açıkçası. Tabii bu enflasyonun daha fazla artmaması bu para politikasının bizde gidebileceği noktayı Hı. da aşağı çekiyor. Yani biz daha birkaç gün önceye kadar 2024 sonunda tüfenin %50'nin altına geleceğini düşünmüyorduk. Şimdi kıtları düşünmeye başladık petrol fiyatları bu seviyede kalırsa. Fed gerçekten düşünüldüğü gibi faiz arttırma yaparsa para yine macera aramaya çıkar. Faiz ve Faiz indirimi yaparsa faiz indirimi Hı. yaparsa evet yani bek kendi beklentilerinde değil piyasa 6 tane bekliyor. Evet. Bayağı Hadi o bayağı. o zaman yani gidin hemen çok açık ve ilk Coşuyoruz. defa yatırım tavsiyesi veriyorum. Ne kadar Türk Eurobondu varsa alın. Ya hocam, alın. bu Eurobond'un şimdi vallahi yani. sizin de bir yani gerçekten Eurobond'ları sizin de öğrendiler ama doğru. Gerçi şöyle söyleyeyim son dönemde girenler de çok bu işten e ne diyelim zarar etmediler ama bunların beyana tabi olduğunu da bilsinler. Pek çok yatırımcı da ben o zaman Aa, tabii. zaten beyan nasıl diyorum yani bilmiyorsunuz bunu. Eurobond aldığınız zaman bir gayrimenkul gibi düşünüp ya yani. beyana tabi olduğunu da bilsinler. Alt yazı geçtim. Eurobond güzel. alsınlar başka? Vallahi yani şu bu anda kadar TL alsınlar. Yani TL'ye geçsin. Abi, döviz Hocam TL konuşuyoruz yok. artık. Yani gerçekten ha. ben buna bu, 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 bu döneme ya geldik. Şu hakikaten şimdi ben muhalif bir insanım. Hani sanırım bunu artık anlatmaya, ispat etmeye gerek yok. Karakter olarak iyi olan, iyi ve güzel olan her şeye muhalifim. <laughs> Annemin şeytanla bir ilişkisi olduğu söylenir de rahmetli lafını karıştırmayayım. Ama yani Mehmet Şimşek bu iktidarda Türkiye'nin görüp görebileceği en kaliteli ekonomi yönetmeni. Evet. Ve adam hakikaten mucizeler yaratıyor. Hani şartlar atlı. Şimdi böyle bir durumdayız ki seyirci hazır, takım hazır ama Köşede antrenör yanlış taktik veriyordu, o süslü şimdilik. Bunun böyle devam edeceğini varsayarsak, bu son iki FED ve petrol gelişmelerinden sonra rüzgarı sırtımıza aldık. Program daha çabuk başarıya ulaşır. Daha da önemli bir nokta var. Sokaktaki insanın hı hı. bu programın getirilerini hissetmesi de öne gelir. Hı. Sayın Erdoğan bu konuda haklı yani. Enflasyonun düşmesini istiyorsanız, yani enflasyon düşmesi gelecek yılın ikinci yarısından önce olmaz. Belki şimdi... Yerel seçimlerden önce çok abartılmazsa ikinci çeyrekte bahara doğru sokaktaki insan oh diyebilir. Evet. Evet. Yani bütün bunlar çok güzel gelişmeler. Ama hala şunu da söylemekte fayda var o çok büyük paraların gelmesi için yerel seçimleri beklemek lazım. Yerel seçimlerden sonra çünkü Erdoğan yalnız bu ekonomi politikası konusunda değil anayasa değişik anayasa revizyonundan hı hı. Batı ile ilişkilere kadar çok kapsamlı alanlarda yeni bir yol haritası ortaya çıkaracak. Pek çok yatırımcı da onu beklemeyi tercih eder açıkçası. Şey değil o zaman. Yani hepimizin bu konuştuğu işte Mart'ta Mehmet Şimşek hala işte yerel seçimlerden sonra görevde kalacak mı? Kaygılarımız da var ya hani o Naci Abal travmamızdan tamam. sonra zaman zaman tekrarlayan. Acaba işte Mehmet Şimşek de bir şekilde görevden alınır mı? Hani o birkaç ay evvel daha çok korktuğumuz bir şeydi ya da işte Temmuz yaz aylarında ben daha Hani inşallah bunlar olmaz diyordum ama şimdi artık çok öyle konuştuğumuz bir konu da değil. Yani Mehmet Şimşek belli ki artık hani bir şeyleri arkasına aldı, başarılı olduğunu da gösteriyor. Hani Sayın Tayyip Erdoğan da buna ikna oldu ve devam ediyoruz. Onun için hani şöyle demek istiyorum. Mart'tan sonra Mehmet Şimşek görevde kalır mı kaygımızdan daha çok bu siyasi taraftaki gelişmeler biraz daha yabancı yatırımcının Türkiye piyasasına gelmesini bir şekillendirecek. Öyle mi tabii, görüyorsunuz? Tabii tabii çünkü onlar da yani kolektif hafıza bu tür dönemlerin uzun sürmediğini Türkiye'nin eski kötü uylarına döndüğünü defalarca gösterdi. defaatle gösterdi. Yani bu Mehmet Şimşek'le Erdoğan çıktığı bir Londra gezisi var. Bloomberg'de para politikasını ben yöneteceğim dedi. Yıl 2018. 2018 hocam. O 2018, 2018 ondan, Nisan hiç evet yani Londra'ya gidip bir de bir hafta sonra Londra'ya gitti. Tesadüfen herkes onu anlatıyordu. Kafayı yediler. İnanılmaz. Ee, evet o, çok, o olduğu çok için bir tabii fonlar bunu unutmuyor. Ama benim şahsi kanaatimi sorarlarsa eğer Erdoğan yerel seçimlerden çok ağır bir yenilgiyle çıkmazsa o zaman o senaryoda muhtemelen günah keçisi olarak Mehmet Şimşek'e bir oyun yapabilir. Ama Mehmet Şimşek istediği sürede görevde kalacak. O soruya cevap biraz daha nüanslı. Yine Mehmet, önce Ali Babacan'ın, sonra Mehmet Şimşek'in görevdeki son iki yılını hatırlayanlar artık hiçbir icracı görevleri kalmadığını Erdoğan ve onun stratejistleri ne emrederse onu yaptığınız görüyorlar. Öyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Erdoğan'ın işte İstanbul, Ankara, büyük kentleri geri aldığı bir ortamda Türkiye'de çok büyük değişiklikler göreceğiz. Bir demokrasi anlamında çok kötü olacak. hani. Ama onu bir kenara bırakalım. Maddiyat konuşuyoruz burada. Yani IMF'yi bile çağırabilir. Avrupa Birliği Kıbrıs'la görüşmeleri aç, Gümrük Birliği'ni başlatanlar, Osman Kavala'yı serbest bıraktılar. Yapar, niye yapmasın ki? Çünkü ya niye yaptın diye soracak bir şey kalmıyor, bir, bir mevki kalmıyor karşısında. Ve yani Erdoğan başarının kokusunu aldı. Maalesef meslektaşlarımı izliyorum YouTube'da, işte sıcak para gelecekti, gelmedi. Ya gelmedi de bir banka ve şirketlerin borçlanma durumuna bakın. Yani Hı -hı. bir, Dış borçlanma yapmak istemiyorlardı, ödüyorlardı. İki, millet onlara para vermiyordu. Şimdi şakır şakır borçlanıyorlar. Bir, demek ki kiral sektöre güven geliyor işlerin iyiye gideceğine dair. İkincisi, yani siz eğer vadisi gelen dış borcunuzu yüzde yüz yeniden borçlanabiliyorsanız, cari açık diye bir sorununuz kalmaz. Çünkü cari açık bir finansman sorundur. O zaman istediğiniz kadar cari açığı açın. Ne demek istiyorum? Daha yüksek cari açık, daha yüksek büyüme demek. Yani büyümeden fedakarlık etmeden siz dışarıdan borçlanabildiğiniz ha. sürece bu programı yürütürsünüz. Yani çok güzel şeyler oluyor. Mehmet Şimşek bütün bunların arkasında. Bunun da görülmesi lazım açıkçası. Gaye Erkan son derece başarılı. Yani ben onun işte bu ISO meslek odaları Hı. şeyinde söylediği bir cümleyi hep hakkımda her gece onunla yatıp kalkıyorum. Şöyle özetleyeyim. Yani size bir enflasyon konusunda yol haritası çizdik. Ya buna inanırsınız, çok fazla canınızı yakmayız ya da inanmazsınız. Biz sizi inandırıncaya kadar artık sopayla mı olur, öperek mi, severek mi onu göstereceğiz <laughs> onu size. Şimdi bu büyük cesaret <laughs> ister Türkiye'de. Yani zaten hani şu andaki ekonomi yönetiminde aynı iktidar kalmış olsa da anlayış değiştiği için hani biz doğruları yine konuşmaya ve desteklemeye devam ediyor olacağız. Şimdi bu cuma günü Moody's'in bir şey var. Evet. Not görünümü değerlendirmesi var. Tekrar bir hani yabancı yatırımcı ne zaman gelir? Yabancı yatırımcı işte not artırımları gelir mi? Özellikle şimdi biraz 2024'ün böyle pozitif tarafları hmm. konuşmak istiyorum. Yani yabancı algısının değiştiği. tamamen pozitif taraftan konuşmak istiyorum. Tamamen pozitif. Daha evet. da güzel o zaman hocam. Baştan söyledim zaten. Yani Zaten <laughs> çok fedakarlık yapacağız. Demokrasi diye bir şey kalmayacak. Ama ne olacak? Nasıl olsa millet kafaya takmıyor. Pardon. Sözünü kestim. <laughs> burada burada şey. Ero veriyor. <laughs> <Konuşmanın Ero>, <laughs> <ya. gülüyor> Buradan sonra yayına Hata devam 402. etmeyelim <laughs> bence. Evet. Gerçekten. Buradan sonra yayına devam etmeyelim diyeyim. 2024'ün e, nereyi söylüyordum hocam ben? Moody's'den <laughs> bahsediyordum. Evet. Cuma günkü Moody's ee, en azından Türkiye'nin kredi notu görünümüyle alakalı hani beklentiniz ve buna paralel yabancı yatırımcının daha gelmesi muhtemel zamanlar. Hani daha böyle buradan şeye bağlayacağım çünkü herkes onu merak ediyor. Dolar kaç liraya düşer hocam? Tabii tabii. 15 lira olur mu hocam dolar? 20 lira olur mu hocam dolar, <laughs> dolar diye. Biraz oralara gelmek istiyorum tabii. Ya, şimdi tabii Moody's'in değerlendirmesi şanssız bir döneme denk geliyor çünkü o raporların yazılması bayağı zaman alır. Son gelişmeleri ne kadar yansıtabilecekler açıkçası bilmiyorum. Hani belki bir görünümde iyileşme olabilir. Not arttırımı gelmez çünkü Moody's Yani Moody's'in Türkiye'den ağzının yanması Tansu Çiller, 1993 yılına döner. İlk defa bu tarih evladım dinle. Siz bunları artık kitaplarda da okutmuyorlar. Mağara duvarlarında var. Tansiçiller döneminde Türkiye ilk defa yatırım yapıları notuna kavuştu. 6 ay sonra da 94 krizini patlattı Tansu Hanım. Ondan sonra da işte 2012 yine Moody's yaptı emin değilim ama bir kez daha Türkiye yatırım yapılır kredi notu seviyesi. 2013. 2013. Ondan sonra 2013. zaten. Evet, o iki yıl hep karıştı. 3 evet yani Biraz 2013'ten sonra şey tamam. şey yapıyordum o 2012-2013'te sen karıştı mı? <laughs> O yüzden onlar da çok dikkatli davranacaklar ve aynı şeyleri söyleyecekler. Yani son derece gelişmeler, olumlu, memnunuz amaçlı, işte sürdürülebilirlik, yapısal reformlar ve Batı ile ilişkileri vurgulayacaklar. Dolayısıyla Hı -hı. çok fazla bir şey beklemiyorum. Şimdi Hı -hı. genelde zaten yani Türkiye gibi böyle yatırım yapılır notur, teleskopla dahi göremeyen bir ülkede bu tip şeylerin fazla etkisi olmaz ama bence bir tek not arttırmı değil Türkiye'ye çok yüksek miktarlarda para sokar. Çok ciddi bir Türkiye açısından çok önemli bir gelişme olur. Büyük para ne zaman gelir? Aa, yerel seçimlerden önce kesinlikle gelmez ama gelir. Ufak ufak gelir. Şimdi bir takım teknik sorunlar var. Likidite eksikliği bunlardan en büyüğü. Şimdi adam hisse senedi yatırımı yapacak. Yani ben bu kişilerle çalıştım ama zaten herkes de biliyor. 5-10 milyon dolar günde işlem olan bir hisse senedini bu adama sunmayın bile ya da kadına. Yapamaz çünkü. 50 milyon dolardan başlar onun ordinosu. Tahvilde de aynı sorun var. Hı hı. Tamam, ben yani ben 500 milyon dolar e, tahvil emri veren kurumları çok iyi tanıyorum. Bizim bankalarımız da tanır. E şimdi bu emri versen karşılayacak banka yok. Bankaların bütün tahviller zararda. <laughs> Çünkü 10 verimli aldı, evet. şimdi 30'a şimdi... çıktı. Satamıyor. Aynen. Onun yüzden bu işlerin gelişmesi biraz zaman alacak. Belki bilanço dışına çıkartıp falan öyle. Ya evet yani swap vasıtasıyla yapacaklar. Aslında swap pazarı tek taraflı olarak açık. Yani sen dolar bozdurup TL'ye geçmek istiyorsan herkes sana swap yapıyor. TL'yi shortlamak TL istiyorsan kapılar kapanıyor. Bütün bunların daha düzelmesi için e, zaman alır. Bir de dediğim gibi yani asıl sıcak paranın içinde dahi bir takım Hı -hı. sınıflandırmalar var. Bir çok sıcak para var. O gelir gider gecelik ilişki anlamında. Bir... Daha kalıcı, orta ılık para. <laughs> orta ateşte kıvam, şey kıvama Aynı getirilmiş evet. şekilde. Yani uzun süre pişirilmiş gerdan türü. İşte onlar bu emeklilik fonları <laughs> filan. Bir de işte soğuk para var. Yani gerçekten kalıcı sermez. şirket birleşmesi, evet. Türkiyeye yatırım anlamında gelen, hakikaten istihdam sağlayan, Sert. arzu ettiğimiz aslında bu ama. Ama ılık para daha gelmez. Yani Daha mesela. ona vakit var. Bazı şey... Çok da uzatmak istemiyorum konuyu. Hı. Yani bir mesela bu Türkiye borsasının MSCI'deki payının artması lazım. Çin'in düşmesi lazım. O ne zaman rebalancing yapıyorlar hatırlamıyorum. Yine aynı şekilde Hı. tahvil piyasasında payımızın artması gerek. Rusya'yı falan çıkartacaklar diye düşünüyorum. Çin de bayağı bir hasar gördü. Bütün bunlar zaman alır. Ve en önemlisi de... Yani Herkesin yani sen kendi vatandaşını ikna edemedikten sonra bu istikrar programında sebat edemeyeceğine yabancıyı tabii ikna edemeyeceksin. Bu yabancıya swap konusu hani çok gündemde. Çünkü hani bu tekrar açıldığı zaman swap işlemleri aslında döviz kurunda bir kur atağına spekülatif şekilde de pozisyon almalarına müsait hale gelmiş olacak. o Çünkü belli bir sermaye de karşılığı da gerekiyordu bankalar açısından. Bu yabancıya swap meselesiyle ilgili sizin öyle bir şeyiniz var mı? Yani açılır eli kulağında falan. mı? çok soruluyor çünkü meme isim şey. Yok, onu yapmayacaklar. Yani hmm. o ben onun ilk adımlardan olması gerektiğini savundum. Ee, ama artık yapmazlar diyorsunuz. Yok, hayır. O yani en son aşama. Önce hmm. bütün kısmı mesela ondan önce şu ihracatçıdan hmm. döviz gasp etme hikayesinin bitmesi lazım. Şu anda belki izleyicilerimiz takip ediyor. Efendim merkez piyasaya düzenli müdahale ediyor. Ya müdahale etmiyor. İhracatçıdan aldığı parayı yine ihracatçıya geri veriyor. Düzenleyici rol oynuyor müdahale dediğimiz kendi kasasından para satmıyor. Önce bütün bunların devreden çıkması lazım. Hı hı. Arkasından işte çok az kaldı ama banka bilançoları ve aktif ve pasif tarafında hı hı. E, makro ihtiyati tedbirlerin ortadan kalkması lazım. En son sıvap açılır. Ha şu anda açsan spek, Türk kim kimse Türk Lirasını shortlar mı? Hayır. Bence ciddi boyutta para gelir. O yüzden hani biraz daha gaz vermek istiyorsan aç derim ama Teknik olarak o da yerel seçimlerden sonrasını bekler. Bir şey daha var. Bu yani şu anda bütün piyasalarda çok ciddi bir coşku var. Bir kez daha tekrarlıyorum. Altını çizmek istiyorum. Riskleri de ihmal etmemek lazım. Bunlardan bir tanesi. Petrol çok olumlu bir hikaye. Ama yarın hutiler adam boğazında iki tane tanker batırsalar o hikaye değişir. Hmm. Ukrayna'nın son çare olarak Karadeniz'de petrol nakleden Rus gemilerine saldırması ihtimali var. Bu birinci tehlike. İkincisi, ya işte ABD'de son istihdam verisine bakıyorsun. Arkasından tüfe geldi. Bakıyorsun yani bu ekonomi duracak, enflasyon içinden atacak bir yapıda değil. Eğer Aralık'ta, yani Aralık verileri Ocak'ta açıklanacak falan. E, ekonominin oldukça hızlı gittiğini ve enflasyonun yeteri hızla düşmediğine dair veriler gelirse Risk işte bayağı Hı -hı. dağılabilir. Şimdi ama bu, bunlar Türkiye'nin hikayesini değiştirmez. E, şimdi bu pozitiflik devam ediyor ama yolda gelirken de e, YouTube'da Onur'la birlikte sohbet ederken şöyle dedi, ...ya "Sait Hanım dedi, işte dün ben böyle paylaşımlar yaptım, işte pozitif hani bu Fed'in açıklamalarından sonra daha da pozitif. Zaten yıl sonu artık. E, ama dedi hani böyle hiç, hepimizin bir içinde bir şey var. Gerçekten şu iki iki buçuk yıldır o kadar zor bir dönemden geçti ki herkes hani. Bunu zaten hissetmeyen yok. Ha gene bir şey olur da biz bir yanlışlık yaparsak, yani böyle bir hani doğru giden tekerleğe bir çomak sokarsak diye de kaygılanıyorum dedi. Ee, biz de, <laughs> biz de bu kaygıyı taşıyoruz ama hani 2024 için daha pozitifiz şu andan baktığımız zaman e, en azından birkaç ay evveline göre daha da artık Hani o risk iştahının da en azından hmm. Türkiye açısından da daha pasif olduğu bir ortamın olacağını görüyoruz ama hani risk tarafında e, neyi görüyorsunuz siz veya böyle hani kara kudu diyeceğim ama var mı öyle ya saadet bu, bu da olursa ha. <laughs> evet. ya iki tanesini ha. söyledim evet. siyasi açıdan sıkıntılarımız yerel seçimle sınırlı değil hı hı. Ee, yani bu İsveç meselesi hakikaten yılan hikayesi hı hı. ve Türkiye'nin itibarını düşüren bir şey yani. Üyeliği onaylamayacaksan söyle ya. Tamam eyvallah yani milli menfaatlerimle çatışıyor yapmayacağım. Ama bir daha bir hafta bekleyin, iki hafta yok şunu yaparsanız yaparız falan bunlar Hı. olmuyor. Şu anlamda olmuyor yani işin hani kendi felsefesini diplomatik açıdan yanlışlığını bir kenara bırakalım. İnsanlar Erdoğan ne kadar rasyonel davranacak diye karar vermeye çalışıyor Rasyonelde de sırf Mehmet Şimşek'i görevde bırakmakla olmuyor. Dış politikada ne kadar istikrarlı Hı. ve doğru kararlar alıyor diye bekliyor insanlar. Hı hı. Ve bunu göremiyoruz. AB konusunda da öyle. Mesela Avrupa Konseyi'nin Av Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin dün 4-5 Aralık'taki toplantısında Osman Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması istendi. Şimdi bunun yapılması gerekiyor. Şimdi sen bunu yapmadığın zaman ve şu anlamda senden bir şey istenir, maliyeti çok ağır olur. Yapmazsın. Tamam bunu herkes anlar. Trade-off meselesi, ödünleşme. Bunun hiçbir maliyeti yok. Bunları yapmadığın zaman, tabii ki rasyonelite konusundaki riskler ortaya çıkıyor. Yine korkutucu bir senaryo. Yani... muhalefet beklenen tam tersine, ki buna yüzde otuz olasılık tanıyorum... 2019'daki kazanımlarını koruyup, bunun üstüne mesela... Balıkesir galiba şeyde kaldı, Balıkesir-Bursa... AKP'de kaldı doğru hatırlıyorsam. yanlış. Balıkesir-CHP olması lazım. Olabilir, Hı. evet. Yanılıyor olabilir. Tamam. Neyse yani Leli böyle evet, orta ölçekli hmm, iki or ilde hmm, hmm. de hmm. CHP adayı seçilirse o zaman oyun değişir. Çünkü o zaman eee muhalefetin tutunma şansı ortaya çıkacak. E, yerel idareler hı hmm. muhalefette olduğu için Erdoğan icraatını tamamlayamayacak. Yani her adımda muhalefet bir şey artık. İstanbul için çek. bile yani farklı şeyler var hocam. Yani İstanbul bile şu an AK de seçilebilir. Yani Ekrem İmamoğlu bilmiyorum tekrar yeniden şey olacak mı ama... Hani hep bu konuşuluyor ya şu anda aslında... Yani ye yani... Yerel seçimler... Anki, evet yani o yerel seçimlerdeki e, şu anda e, muhalif tarafta olan, CHP'nin elinde olan... ...melediyeleri <laughs> kaybederse AK Parti'nin daha da gücünü teyit ettiği bir... E, ...Mart tabii, sonrası işte bir dönem diyor, bekliyor evet, bizi. Yani diyorum tabii o zaman yani... E, itiraz edecek, sesini yükseltecek merci kalmaz. Kimse dikkate almaz CHP'nin söylediğini. O zaman da Erdoğan rahatlıkla yapar. Bugün yapamadığı pek çok şey yapar. Bu ekonomik anlamda hı hı. ve diplomatik anlamda iyi ama Türkiye'de de otoriter hı hı. bir rejime geçeriz. Bu ABD ve AB ile ilişkilerin makul bir düzeye oturması hı hı. çok önemli. Bu yalnız siyasi bir mesele değil. ve hatta benim batı ayranlığımdan kaynaklanmıyor. Bize para getirecek fonların %90'ı ya Londra'dan ya New York'tan geliyor. Aynen. Kardeşim şöyle kendinizi bu kadının yerine koyun. Bu kadın Rusya'ya para yatırmış. Putin'le Biden papaz oldu diye her şeyini kaybetmiş. Çizmiş gitmiş yani bırakmış. O gün altına hı hı. sıfır yazıp defteri devretmiş. Çin'de aynı şey olmuş. Çin'den bu sene 600 milyara yakın sıcak para kaçtı. Orada da hükümetler hı hı. bozuk. Yani dünyanın bloklaştı, soğuk savaşın başlamak üzere oldu. Başladı hatta bir ortamda bir şekilde ilişkilerin düzene çıkması, düzene oturması lazım ki o büyük fonlar Türkiye yatırım yapabilecek cesareti bulsunlar. Aynı şey ticaret ve yabancı doğrudan yatırım içinde... de gerekli. Bu büyük bir risk. Ee, AB ya da Avrupa Amerika büyük Devletleri bize hiçbir şey yapamaz. Türkiye çok güçlü bir devlet ama canını sıkarlar. Ne yapar işte yavaş yavaş kokusu geliyor zaten. Ee, Rusya yüzünden Türk şirketlerine de yaptırım geliyor. Türk şirketi ya da kişisine geldi. Dün ABD ile Birleşik Krallık, üç tane aralarında Türk entitesinin de olduğu hı hı. E, şeylere kişilere Hamas konusunda yaptırımı uyguladılar. Yani ABD can isterse yarın kongreye bir yasa taslağı sevk eder. Ben işte Türkiye düşmanlarımızla işbirliği yapıyor, yaptırım. Ha yaptırımların bir sonucu olur mu? Olmaz ama mesele o değil. Havayı bozar. Hı hı. Hı hı. E, aynı şey AB için de geçerli. Yani Mart ayında... Osman Kavala'ya Demirtaş serbest bırakılmazsa Avrupa Konseyi bizim aday, üyeliğimizi askıya alabilir. Hı. Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkileri kesmeye karar verir filan. Bunlar benim görebildiğim Hı. kadar Hı. başlıca riskler. Ama bütün bunların yani hani bütün bunlar senin kafanda görünümü ciddi bir şekilde bulandırıyor mu dersen yok olmayacak. Yani AKP, Erdoğan bu seçimi şöyle kazanacak. Bence... Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun bileğini bükemez İstanbul ve Ankara'da. Hı hı. Onların belli bir tabanı var, parti tabanından bağımsız. Hı hı. Yasaklanacaklar. Yani çok açık hı. söyleyeyim. Kim mani olacak? Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir şey kadar... ...ilk düzeydeki mahkeme kadar da kıymetinin olmadığı... her Kim şeyin itiraz mahkeleri... edecek ki Kim zaten? Yani şu an zaten i̇tiraz muhalefetin etse... olmadığı ha, bir... E, i̇tiraz etse ha, ne, ne olacak? olacak? Yani. Ne o yüzden... Yani benim e, enteresan da bir risk olur ama orada öyle bir e, gelişmenin gerçekleşmesi tam yabancıda pozitif algının olduğu bir yerde e, gene bizi bir böyle baltalayacak evet, bu bir noktada gelişme noktada olur. Yani ben hı. Sayın Erdoğan kimden ne nasihat oluyor bilemem. Mesela Mehmet Şimşek siyaset konusunda fikir hı hı. paylaşıyor mu bilmiyorum. Aslında hı hı. Hakan Fidan'la İbrahim Kalın'da bu konuları bilen insanlar. Bir de işte Bayraktar ailesi anladığım kadarıyla veliaht konusunda onlar önde şu anda. Onlar da gayet makul şeyler söylüyorlar. Şu anda Erdoğan'da eksik olan yeni ekonomik, geleneksel ekonomik politikasına sadakat değil. Bence ondan vazgeçmeyecek çünkü altın madeni yani kazdıkça gerisi geliyor. Ama siyasi duruşuyla ekonomik duruş arasındaki farklılığın ikincisine zarar verdiğini kavrayamadığı ya da kavramak şu anda onun menfaatleriyle çatışıyor. O yüzden onun Hı -hı. değişmesi gerekecek bence. Hı -hı. Ama yani o olmasa dahi ben ekonomik programın bu şartlar altında ciddi bir şekilde sonuç vereceği görüşündeyim. O zaman 2004 için rahatladık. Şimdi sıra geldi 2004'te parayı nereye koymalı? <laughs> Hocam ne yapsın izleyici? Dolarda mı kalsın, altında mı kalsın? Hayır çok cazip ne yapsın? Nereden para kazanır? yani bunu ha. izleyiciler de kimseyle <laughs> paylaşmasınlar. Ben bir evet. Atilla Föş Yeşilada fonu kuruyorum. Sen... Sen çantacı görevini. <laughs> <laughs> sadece, <gülüyor> sadece nakit ve <laughs> bitcoin kabul ediyoruz. Ha Hocam tam kriptoları soracaktı biliyor musunuz? ya yani, gerçekten. Tamam, Sen, ben, ama toparlarım, sor. ben toparlarım hocam. Kriptoda bir koyuyorsun bin alıyorsun falan deyip. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Bir de link veririz hocam. Bitti gitti. <laughs> Valla bitcoin 100 bin <laughs> dolara Saadet çıkar. fonu yani. Daha saadet, daha saadet ha, zinciri. <laughs> ha, büyük saadet fonu. <laughs> bir de büyük saadet zinciri yaparız. Valla ya bitcoin 100 bine çıkar. Yani. Evet. başlığı verdi ya, hocamız. Yani kendimden iğreniyorum. <laughs> Yandığım her şeyi aykıramam, yüzüme çıkar. Dediğim gibi yani hmm. hani ahali ile papaz arasında bir ilişki var. Burada detayları anlatmıyorum. Herkes hikayeyi biliyordur. Evet. Papaz elinde viski bardağı ile podyuma çıktığında ahali <laughs> de içecek tabii yani. Fed, babacığım yolunuz açık demiş. Ne yapsın millet yani. Mi? Tabii evet, bitcoin alacaklar yani. Evet. Evet. Ben hiçbir şekilde hiçbir YouTube'daki meslektaşımı eleştirmiyorum. Hiçbirinde kendime hedef almıyorum ama ya döviz krizi yani komik ya. Yani şu anda en hani Allah göstermesin. Ben İstanbul'da depremden daha fazla korkuyorum döviz krizinden. Döviz krizi falan imkanı yok 2024'te olmasına. Yani hani hakikaten 2023'te olmamış ki yani. 2023'te olmamış. Yani, rağmen. Merkez bakın Kasım Aralık Türk banka evet. ve şirketlerin en yoğun ifade dönemi evet, ve evet, cari açık da hızla yükseliyor. Buna rağmen hı. merkez döviz biriktiriyorsa, bütün olmaz. rezervimiz art artmışsa. Aynen. Ha, rezervin kalitesi tartışıldı. Benim bir tek baktığım şey var. Tamam, bir yerlerden para geliyor. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Kullanılabilir mi bu para? Bizim gördüğümüz kadarıyla kullanılabilir. Hı, hı. İkincisi bu döviz krizi olacak konusuna Ticaret veyahut da Türkiye'nin, Türk lirasının ticari değer açısından bakanlar da çok ciddi bir yanılgı içindeler. Ve yalnız Türk meslektaşları değil, yabancılar da bunu yapıyor. Türk lirası değerli değil. Mesela Arjantin'de %50 devalüasyon, tamam makul olabilir. Türkiye'de %50 devalüasyon yapsan da ihracatın artmaz. Aksine ithalatın azalır belki bir miktar ama öyle bir enflasyonla karşılaşırsın ki altından kalkamazsın bir daha. Yarın IMF'yi çağırsan... Kesinlikle devalüasyon yapmayın der Türkiye'de. Aman sakın dokunmayın kura der. Aman bunu duysa bütün şimdi bizi izleyen firma sahipleri, reel sektörde. Daha dün akşam bir organizasyondaydım hocam. Ay Hanım bu kurum bu seviyesi sizce makul mü? Olması gereken seviye çok daha yukarıda olması gerek, gerekmez mi? Hala ihracatçı. Olmaz. Şimdi bakın ah. pardon. Yani hala ihracatçı bu konudan Eçin şikayetçi. Ihracatçı, i̇çin ihracatçı yani devamlı bir kur avantajı istiyor. Ben de verimli artışı şey. yapmalısınız. Aynen Farklı öyle. pazarlara yönelmelisiniz dedim. Aynen Aynen. E kolay değil bunlar ama. E kolay değil ama ötekisi de bir sonuç getirmiyor. Bakın evet. yani biz e, enflasyon yükseltme pahasına kuru baskılamayı zaten 5 yıldır deniyoruz. E evet. Sonuçta ne oldu? Her sene Geçen sene asgari ücrete %107 zam yapılmış. e Şimdi şirket para mı kazanıyor bu işten? Kazanmıyor. Böyle olmayacağını kabul etmeleri lazım. Bunu Mehmet Şimşek de söyledi. Yani verimliğe odaklanın kardeşim. Siz yapamıyorsanız kendinize bir yabancı ortak bulun. Onu da yapamıyorsanız kapatın başka bir iş yapın. Yani bu da bir sorun. Atıl kapasite varsa kullanmıyor kapasiteyi. Ee, bir devalüasyon nereden bakarsan bak hiçbir sorunumuza çare olmaz. Ve Hı. bir yerel seçimlere kadar merkez rahat tutar ve ben aylık yüzde iki civarında Türk lirasının Hı. dolara karşı değer kaybetmesini bekliyorum. Daha fazla olmaz. Ondan sonra gelecek sıcak paraya göre bu sıfıra bile inebilir. Ama şu anda yani tahminlerim herhalde işte 30 diyelim yıl sonunda yani %25 civarında bir deviasyon olur 2024'te. 7.5 mu 7. Ha 7.5. Evet. Yani 40'ın altında kapanır, hani, kapanacağı. He dolar 45 lira olur mu diye soracaktım size. O zaman Olmaz. Olmasının böyle, faydası büyük, yok. büyük söyleniyor işte marttan sonra dolar 40 lira olacak. Bunu yazınca çok izleniyor hocam biliyorsunuz. Evet tabii Bu yani. hala birim yapıyor. Yani bizim insanımız gidiyor Gerçi benim izleyicim Allah'tan sizin izleyiciniz de öyle. Gerçekten orada bilgi dinlemek istiyor. Yani, evet öyle yani bir 2-3 için... bin kişi var o yüzden e, çok açım şükür. zaten. Çok şükür. <laughs> yani kaliteli, kaliteli bir <laughs> açım. Kaliteli şey ama olsun hocam biz çizgimizden feragat yani etmeyelim. Bu ekonomik mantığı olmayan evet. bir şey bu olmayacak. Ee, zaten muhtemelen yani sıcak para yaray seçimlerden sonra Hı -hı. akmaya başlarsa Merkez Bankası'nın sorunu Hı -hı. doların yükselmesini engellemek değil doların düşmesini engellemek olacak. Bunu da yapabilirler. Merkez Bankası rezervlerinin ciddi boyutta yükseldiğini göreceğiz. Altın Fed'in son kararına rağmen dolar altın konuşuyorum. Ons altın ya yani, ben TL'den anlamam. Gram kısmına e, gram karışmam. Gram Neyse karışman. şöyle diyebiliriz ama. Dolar 45 lira olmayacaksa dolar 45 lira olmayacaksa gram altın kaç lira var olur? Yani. Şey yapın. Ha, Hocam o, havuz sorusu havu, olsun bu. Evet. Dolar 45 olmayacaksa gram altın kaç lira olur diye. Evet. Şimdi ons yorum alalım ki bizim YouTube'da kaydın altına yapalım. Ya o zaman şöyle yasınlar. söyleyeyim yani. Hı. TL gram nedir? E, altının değer değişimi çarpı dolar TL'nin değer değişimi. Altında 2300 dolar onsu görürsek gelecek sene sonunda çok şaşırırım. Oraya gitmez. Çok iddialı söylediniz hocam. Düşünmez gelecek de. sene sonunda evet. 2300'e giderse şaşırırım, şaşırırım. dediniz. Şaşırırım yani 2200'de Hocam iddiaya girelim denir. mi bu yayında? Girelim. Gerçekten. Sana bir altın alayım. <laughs> çok. Evet bu yayında gerçekten ben kesinlikle 2300'ün üstünde kalacak diyorum. Siz diyorsunuz ki 2300'ün üstünü geçmesi saadet. Tabii senin sözünün doğru çıkabileceği durum dünya öyle bir hale gelir ki silahlar çekilir Hocam karşılıklı. altından şey yapmayın şimdi gramı çok yükselecek diye yan çözmeyin. Ben altını mı alırım? Her halükarda bana altın getireceksiniz hocam seneye. Bakarsınız başka bir vesileyle getirirsiniz. Arkadaş akşam bavulla getirecek <laughs> soru sen nereye saklayacaksın onları ki bulamasınlar. <laughs> Evet, yani altın da çok, hmm. altın ağır giden bir enstrüman zaten evet. ve yani bütün iyi gelişmeleri de fiyatladı. Evet e, Açıkçası yani altın satarım bile. Ha ben satmam hmm. ben yani ömür boyu tutucu zaten artık ömrümün sonlarına geliyorum. Hocam da borsa enteresan. Hmm. borsa da çok kötü kokular gelmeye başladı. E, Halka arz hmm. endeksi yavaş yavaş değer kaybediyor. Sürekli bir arz geliyor. Hı halka, halka arzlar zaten böyle evet. şahane gidiyor. Ama yani halka arz olmaya layık olmayan şirketler de halka arz oluyor ama kim bakıyor buna derseniz? O topa girmem ben. Yani <laughs> yarın öbür gün birisi çağırır, bir konferans falan verdir, iki kuş kuşpa o yüzden bütün şirketler benim için beni beni çağıran her şirket benim için. <laughs> Aa ya <laughs> Sen bugün de yüzde iki bu... yukarıdayız hocam borsada. E, tabii, Nur evet, yağıyor tabii ya. yani. Sabahtan zaten dedim ben borsa bugün. Yani Deutsche Bank diyor ki carry trade geri döndü. Ben oh, Bank of bankalar Bank ne izliyor faiz indirimleri 3-5 oh, oh. vallahi acayip ya. Ya yani. bak yani sana bir şey söyleyeyim. Evet. Hani deriz ya Türkler mi yoktur işte bir günden fazla pozisyon tutmazlar filan. Bu üç kurumu kastetmiyorum ama bayağı aynı camiadan pek çok kuruma biz bu işlerin böyle olabileceğini anlattığımızda Hadi canım sen de dediler. Evet pozitif olabileceğin değil mi evet, hocam? Kesinlikle inanmadılar. İnanmadılar. Ee, Aynen. Görelim dediler. Ha. Efendim asla olmaz. Yani 40 olmaz politika faiz. Sen hayal mi görüyorsun? Mehmet Şimşek 3 ay dayanır. Onlar da bilmiyorlar ya. Aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. yani. Ama tabii şimdi herkes zamanın ruhuna uyuyor. Evet. O yüzden de oluyor bunlar. Ama ya borsada dediğim gibi lafımı kendi kafamda karıştırdım. Tamamlamak istiyorum. Bak yani orası bir piramit ya da sazan şeyinden e, sazan avlama oyunundan farklı değil. Bir manipülasyonu kastetmiyorum. Şöyle bir hale getirdiniz ki 6,5 milyon çaylak yatırımcı var. Ve bu insanlara höt desen kaçarlar. Tabiatları öyledir. Ben de bilmediğim bir yatırım alanında zararı gördüğüm anda kaçarım. Halka arzlardan gelen kağıtlar zarar etmeye başladığı anda çok ciddi bir göç göreceğiz borsadan. Bu işin kriz tarafı yani hmm. o zaman %20-25 bir düşüş bekliyorum biz yüzde. O olmasa dahi mevduat faizleri yükselmeye devam edecek. Bir de doğal hmm. yatırım alanı mevduat olup borsaya göçenler var. Onlar da geri dönecekler. Tekrar mevduatçılar da çıkacak. Hmm. Yani nereden baksam hmm. ben borsada kısa vadede potansiyel göremiyorum. Ama hmm. e, eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız, yerel Hı -hı. seçimlerden sonra işlerin iyiye gideceği senaryosunu ikna edici bulduysanız toplamaya başlarım. Neleri toplarım? Hı -hı. Banka ve holdingleri toplarım. Hı -hı. Çünkü yabancı oraya gelecek. Yabancı ne kadar kaliteli olursa olsun günlük işlem hacmi 4-5 milyon dolar olan bir hisse senede gelmez, gelemez zaten. Ayağa büyük gelir, girmez o ayakkabı. <laughs> Aynen. O yüzden gelecekleri yer banka ve holdinglerdir. Sabırlı olurum, toplarım. Ve şöyle söyleyeyim yani hani... E, Dolar bazında %30-40 prim yapmasını ben 2024 boyunca borsanın hiç şaşırtıcı bulmuyorum. Bunun üstü de olabilir. Bütün bu söylediklerinize rağmen yani sanki negatif bir yorummuş gibi değerlendirmesinler düşüş bekliyorum dediğiniz için. Kısa vadede bekliyorum. Yani bir silkelenme ha, olacak. Evet, o, kısa vadede o evet Onun ama... Onun boyutlarını bilemem. O dediğim gibi bu yani... Bir Halka... ilk çeyrek bunun rengini belirtecek gibi düşünüyorum hocam ben. Hani daha pozitif yorumlar okuyorum ama bu söylediğiniz senaryo faizlerin yükselmiş olması da sebebiyle ve eğer marttan sonra da gerçekten daha kalıcı yabancı yatırımcı gelecekse asıl e, borsa da gerçek performansı sanki daha böyle ikinci çeyrekten oh. sonra daha bir rahat göreceğiz oh. gibi geliyor. İlk çeyrek daha hala faiz ve ne oluyoruz algısıyla geçecek gibi sanki. Yani bir el değişmiş şart. Bu piyasada hı hı. yine eskiler bilir. Yabancının pazar payı 60 işlem hacminde de 30'lara falan çıkmıştı. eee bu şu açıdan önemli. Türkiye'de maalesef kurumsal yatırımcı ki kurumsal yatırımcı dengi sağlayıcı, rasyonel düşünen, aşırı satışlarda mal alan hı hı. Yani ba balans ayarı yapan kurumdur. Hı hı. Hı hı. Ya da birkaç tane kurt bir araya gelip bir tahta kapatmaya kalktıkları Londra'da bir trader bir vurur kafalarına malı, onlar 6 ay çekilirler piyasadan. Önce bu kurumların yeniden görevini yapar hale gelmesi lazım. Çünkü maalesef Türkiye'de çok başarılı fon yöneticileri var hisse senedi konusunda. Uzmanlıklarına ayranm ama e, miktar olarak piyasada Sadece bu piyasa küçük. yapıcı görevini yapamıyorlar. Hı hı. Onun için bu el değişiminin olması en azından BIST 30 hisselerinde yabancı ağırlığın ciddi boyutta artmasını beklemeliyiz şey hı hı. için kurumsal hı hı. bir değişim için. Ama dediğim gibi yani ya bir, bir ülkede nasıl kamu yönetiminden birisi yatırımcı sayısının 1 milyondan 8 milyona çıkmasını överek anlatır? Yani bu Çin'de filan olsa politbüro toplanırdı ya, Çare bulurlardı yani. Halka arzuları uzun süre i̇şte Borsa'da yatırımcı dururlardı. artıyor. Ne güzel. İşte i̇şte bu bu nasıl yani, kötü? Niye hocam niye evet, böyle şey yapıyorsunuz? Evet, ne güzel işte hissesinin tarafında yatırımcı artıyor. Dolayısıyla... Ee, bunun sayesinde daha çok finansal okur yazarlan meraklı bir kitle de oluşuyor demek istiyorum. Yani yayınlarımız 8 milyon falan inşallah. bu şeye benziyor inşallah. biliyorsun bu Boğaz'da Hı. şey var yüzüyorlar. Boğaz'ın bir tarafından öteki tarafından geçiyor. Evet. 100 bin kişi katılıyor bunların 50 bini yüzme bilmiyor. Aa ne güzel bak katılım arttı. <gülüyor> <gülüyor> ya da benim maraton kasasına katılıyorum. <laughs> <düşün yani. gülüyor> Katılma. Kardeşim. Hocam valla bir şey söyleyeyim mi? Bu ekonomistler piyasa iyiyken iyi yorumlar yapıyorlar. Ama ne kadar güzel her şey. E kötüyken de kötü yorumlar yapılıyor. Şimdi bizim piyasa iyi gayet pozitif yorumlar yapıyoruz. Ama tabii bizim arkamızda bir kafanın arkasında bir hard disk çalışıyor. Sizin çünkü söylemlerinizi de şöyle e, toparlamak istiyorum. Şimdi petrol 75 dolarlarda bak Saadet hani bir şey olursa yani bugün petrol fiyatı 150 dolara gelmiş olsa bütün bu söylediklerimiz çöp. Yani şu zamana kadar evet. konuştuklarımız bunun enflasyona etkisi. Dolayısıyla hani biz o pozitif yorumları yaparken bir arka tarafta bir şey çalışıyor bir ve şu... oradan... Bilgi. Ya bir de şu var yani. Hani benim çeşitli konferanslarım var. Ben dünyanın çok çeli bir döneme girdiğini düşünüyorum. Hı. Yani önümüzdeki 10 yıl büyüme falan kimse bulamayacak. Ondan haberleri olsun. Yani bu yapay zeka ve bağlı teknolojiler dışında yatırım-yatırım da olmayacak dünyada. Öyle zor bir döneme girdik. Hı. Ee, bu görüşüm değişmedi. Ama şimdi burada bunları ya bakın arkadaşlar 3 sene sonra Çin Tayvan'a saldırır ya da Tayvan ablukaya alır ha. çip kalmaz. Yani. Desem kim seyredecek 2027'de Çin Tayvan'a saldırır diye başkatsak mı hocam? Vallahi eğer izledim. eğer Trump seçilirse. <laughs> evet bir de o var hocam ya. Gerçekten 2004'te Amerika'daki seçimleri konuşacağız. Ya Arjantin'de o deli adamı seçti Arjantin halkı. Yani Amerikan halkı da gidip tekrar Trump'ı seçerse. Şimdi... Gerçekten çok ilginç bir 2004 ya, olacak. Arada fark var. Bir de aslında Arjantin Türkiye'ye ders olmalı. İşler o kadar kötüydü ki. Hmm. Deli bir deliyi tercih ettiler bilindik bir yönetime. Biz evet. aynı cesareti gösteremedik. Yine aynı kişileri seçtik. Ha değiştirme cesaretini gösteremedik. Değiştirme cesaretini Ondan, cesaretini ben de şöyle teselli bulmuştum hocam. Orada deliyi seçtiler bari en azından. Yani yok, hak... yok ya yaptıkları <laughs> yanlış olabilir ama şunu Merkez Bankası'nı çalışayım. kapatacağım. Yani, Diyen bir adam 14 Aralık değil mi işte bugün yarın göreve başlayacak yani baş, bugün de herhalde değil mi? Eylül, ilk doğru. başladı Aa, doğru doğru ilk günüydü evet. bugün birinci gün Ya yani. Onlar yapamaz çünkü ha. bazı şeyler için meclis kararı gerekli mecliste evet. de yeteri kadar çoğunluğu yok ben devalüasyonun da Arjantin açısından çok yararlı oldu yani bütün bunlar böyle şey pansman tür tedavilerdir yapısal değişim lazım o yapısal değişim de siyasetten başlıyor Arjantinin siyasi yapısı da Türkiye gibi çok parçalı bazı şeyler için çoğunluk oluşturur. Neyse, Arjantin'i bir kenara bakalım. Trump seçilebilir. Yani e, bütün anketlerde önde gidiyor. E, Seçilirse de dünya için bir rezalet olur. 2004 kasımdan sonra şenlik başlar o zaman. Evet. Ya ekonomik <laughs> anlamda şey olmaz. <laughs> Hatta bence olur. Wall Street onu da satın alır. Çünkü vergi indirecekti muhtemelen. Hmm. Şimdi Batı açısından bakalım mesele ve tamamen insani kaygıları bir kenara bırakarak konuşalım. Ukrayna'ya yapılan mali yardım, bazı cumhuriyetçi sanatörlerinde değil gibi şu ana kadar en iyi harcadığımız para. Sebebi de Rusya'yı gömdün oraya abi. Bırak Ukraynalılar ölsün, bırak Ruslar ölsün. Sen Rus ordusun, Rus ekonomisini mahvet. 10 sene göm onları oraya. Şimdi Ukrayna'ya yardımı kesmek o kadar aptalca bir şey ki. Neden? Bir, Ukrayna bir şekilde teslim olursa Putin daha fazlasını isteyecek. Bunun sebeplerini de anlatabilirim. Bu Putin'in şahsi ihtirasından kaynaklanan bir şey değil. Nasıl Türkiye'nin bazı stratejik öncelikleri varsa işte mavi vatan gibi ki bu aslında doğru bir doktrindir ve hatta Karadeniz'e bizden biz de Rusya'dan başka kimse karışamaz. Tamam, hiçbir şüphem yok. Hı hı. Musla kadar olan bölgeden biz soruluruz. Bence doğru bir politikadır. Rusya'nın da kendini koruyabilmesi için bazı bölgelere hakimiyetinin olması lazım. O bölgelerin içinde Polonya'da var. <laughs> hı hı. Tamam bu bir. İkincisi yani Çin şu anda bütün Çin devlet aygıtı Ukrayna'yı seyrediyor. Batı orada havlu atar, yarı yolda bırakırsa Ukrayna'yı Tayvan'a da saldıracaklar. Saldırmaları da gerekmez zaten. Siber ataklar, uçak gemilerinin Tayvan boğazına çıkması, abluka Tayvan'ı çökertir. Ve ondan sonra da dünya, yani Batı, aa. Enteresan bir tarafa ya Şöyle söyleyeyim, hmm. 1938'de mi girdi Çek, Çekoslovakya ve Polonya'ya Hitler? Bakalım. O zaman İngiltere ve Fransa ya <laughs> tamam bırakalım alsın burada hı. durur bu herif diyorlardı. Sonra belirli, nasıl söylediklerini hepsi gördü. Hı hı. Öyle çalışmıyor diktatörlükler. Öyle çalışmıyor. Putinle Putin'e bugün Ukrayna'yı bırakmak yarın Çin'den Kuzey Kore'den İran'a kadar pek çok yerde hı hı. dünya düzeninin bozulması anlamına gelir. O yüzden. Felaket bir gelişme olarak niteliyorum Trump'ın seçilmesini ama... 2024'ün şeyi o zaman en büyük risklerinden bir tanesi. Dünya tarafında Trump'ın yeniden... Yok, 2020... <laughs> şimdi hatırlayalım. 2025te görev devralacak. 2004 Kasım'ı değil mi Amerika'daki seçimler? Ama 15 ha, Ocak'ta e... görev devralırlar. 2025'e kadar. Daha konuşuruz hocam. Ondan sonra McDonald's 2000, işte, işte 2024'ü konuşalım. Evet, evet. <laughs> hocam gerçekten bir saat dolu dulu. Vallahi Daha bir saat başlıyız. geçti. İkinciyi de burada çekelim kesin. hocam. Hakikaten. E çok o kadar keyifli ki. Hani anlatsanız ama maalesef biliyorsunuz böyle YouTube'da. Ya 15 dakikalık ben yayınlar izleniyor. <laughs> <üzere yani. gülüyor> Yeter artık Saadet. Kapatalım evet. yayını. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. E, hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Nazik davetin için ve her zamanki gibi ev sahipliğin ve harika soruların için minnet ifade ediyorum. Çok hocam. teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yani. tekrar 2024 artık iyice başladıktan sonra 2024 ile birlikte yeni yayınlarımıza devam edeceğiz efendim. Bizden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere.